içerisinde. Onu da çok büyük keyfine çıkarıyorum şimdi. İşi şimdilik biraz daha ikinci plana attım. Çünkü daha çok balacayken annenin verdiği şeyler çok önemli oluyor. Ve her gün yani değişmesini görmek, her gün bir katkılarda bulunmak. Yani hiç demiyorum ki ah şimdi daha çok iş yapıyor olsam. Nasıl olsa iş yapıyor olacağım. Şimdi de bunu biraz yaşıyorum. Bir şey hakkında danıştınız, benim çok dikkatimi çekti. Sizin yoldaşınızla tanışlık məqamınız. İndi mən, daha doğrusu indi məlumatım oldu ki, sizin tanışmağınızda Azərbaycanla ilgili bir projenin Tabii, sebep tabii, olması. belli, belli, belli. Bizim için o yüzden Azerbaycan'a gelmiş olmak çok büyük mutluluk verdi bize. Yani Azerbaycan bizim için, bizim aile için çok önemli. Yani Baki Tifis projesi olmasa, Azerbaycan'a biz de ikimiz de ayrı ayrı gittik geldik ve Azerbaycan zaten düğünümüze de, toyumuza da Azerbaycan'dan da çok dostlarımız geldi. Bizim için bu ülke çok sevdiğimiz ülke, insanlarını seviyoruz, kültürünü seviyoruz ve böyle de bizi bir araya getiren bir şey var ve şimdi de kızımız Maya için de ilk adımlarını Azerbaycan'da attı, ilk dişi burada çıktı, ilk kelimelerini burada söyledi. Yani bizim için Azerbaycan buradan gittikten sonra da yüreğimizde çok önemli bir yer olacak her zaman. Ve bunu eşitmek, bunu duymak gerçekten bana gurur verir ki bizim vatanımızın, bizim Azerbaycanımızın böyle mutlu bir ailenin kurulmasına Sağ sebep olun, olmasın. sağ olun, sağ olun. İşiniz beynəlxalq, aileniz beynəlxalq. Məhz bu haqda danışmanızı istərdik. Necə oldu ki, Matthew Braze ilə ailə qurmaq artıq qərarına gəldiniz və ümumilikdə fərqli mədəniyyətlərə sahib olan insanların, yəni sizin bir ailədə yaşaması münasibətlərinizdə çətinlik yaratmırmı və ən çox da mətbəxtdə mədəniyyətlər çatışması baş vermirmi? Biz tanış olduktan kısa bir süre sonra aslında dedik ki hani bir şey vardır, hep sorulur. Acaba hayatta herkes için birisi mi var? Birisi olmasa da hani biz birbirimiz için çok iyi bir birliktelik olacağını çok kısa zamanda anladık zaten. Ve benim için de onun için de mesela bana o Amerikalı olmasına, Katolik olmasına rağmen Türk ve Müslüman çok kişiden çok daha yakın oldu her zaman. Çünkü orada hani medeniyet sonuçta aileden aldığınız eğitim, aileden aldığınız kültür, okul eğitimi onlar. Şimdi okul aynı okula gittik. O da Stanford'a gitti, ben de Stanford'a gittim. Aynı hocalar ama başka zamanlarda o benden biraz daha büyük. Aynı hobilerimiz birbirine benziyor. Dedim daha önce aynı hayat felsefemiz var. Yani o açıdan bizim birlikteliğimiz hani iki Türk bir arada olmasından belki daha kolay oluyor. Tabii bazı konularda mesela bayramlarda hani Ramazan bayramında mesela ben başka hissediyorum. O da öğrendi, hoşuna gidiyor ama aynı derecede hissetmiyor. Veya bir Amerikan bayramlarında ben Amerikan vatandaşı oldum, Amerika'yı çok seviyorum. Ama tabii aynı hissiyatta yok. Ama olsun, ikimiz de daha zenginleşiyoruz farklı farklılıkları öğrenerek. Bir de ben küçüklüğümden beri çok seyahat ettim, farklı ortamlarda bulundum. Onun için bana hani natürali doğalı bu gibi geliyor. Şimdi yemek meselesi. Evde daha çok hangisi mutfaklara üstünlük verilir? Türk mətbəxi, Amerikan mətbəxi yoksa Azerbaycan mətbəxi, Azerbaycan'da olanda bu haqda danışmanızı istəyərdim. Mesela kanalımıza müsahibəsində yoldaşınız dolmanı çok sevdi. Oo, çok sever. Dolma pişirebilirsiniz veya pişirir misiniz Yok, pişiremem. Keşke pişirebilseydim. Ama onun için de güzel oluyor, özel oluyor. Her zaman dışarıda bir yerde veya bir evde gittiğimizde dolma yemek. Bizim evde ne Türk ne Azerbaycan ne Amerikan çok biz natürel yiyoruz. Yani sağlıklı yemek yiyoruz. Onun da hani milleti yok. Sadece mesela suda pişmiş gibi televiz yiyoruz veya çok azıcık çok az yağla veya hiç yağsız onlar pişiriliyor. Yani çok yağ kullanmıyoruz, tuz kullanmıyoruz, sos kullanmıyoruz. Hani ne kadar natürel olabilirse çünkü dışarıda zaten çok yemekler dışarıda oluyor. Evde yediğimizde de sağlıklı olsun. Sadece basit bir yağsız pişirme formülü. Tavuk yiyoruz, balık yiyoruz, meyveler çok yiyoruz. Yani çok fazla yemek yapmak bizde bir zaman da almıyor. Hani ikimiz için de problem de değil. Böyle bir soru vermek istedim. Mayacık, daha çok hansı
milletin medeniyeti onda formalaşacak. Türk mü, Amerikan mı, yoksa bu yani sizin işinizden dolayı sırf bir mekan yoktur sizin için. Bu sebepten bu sualı sormak. Yani doğru. Bilmiyorum yani, ben ona bildiklerimi öğreteceğim. Benim bildiklerim de sırf Türk değil. Anladığım hani, kadarıyla dadısı Amerikalı. Amerikalı ama Filipin asıllı. 20 yıl Amerika'da kalmış. Bizimle Amerika'dan geldi. O da tabii Amerikan oyunlarını, Amerikan şarkılarını öğretiyor. Ama Filipinli olduğu için de hani bizim buralara da yakın. Çünkü biraz şarklı sonuçta Filipinli ve biz onunla çok iyi anlaşıyoruz. Benim en yakın arkadaşım oldu zaten. Çünkü ortak bir mevzumuz var Maya. Kültür olarak hani yemek olarak bizim yediklerimizi yiyor. Kültür olarak Azerbaycan onda çok etkili oldu. Çünkü burada hani ilk yılını geçirdi. O da bizim gibi hani beynel halk bir insan olacak diye ümit ediyoruz. Ama çok istiyorum tabii hani Türk örf adetlerini bilsin, Amerikan örf adetlerini bilsin. Yani daha böyle dolu bir uşak olsun inşallah. İnşallah. Ben de bir sorum istiyordum. Bakımlı bir hanımsınız. Sağ olun. Özünüze bakan hanımsınız. Ve güzellik salonlarına tez müracaat edirsiniz ya yok. Bu bizim için maraklı. Çünkü adeten sizi izleyenler sizi tam çok da değişken görür. Doğru, ben yemekte olduğu gibi kendimde de natürelliği seviyorum. Mesela saçımda boya yoktur, makyaj çok az yaparım. O yüzden hani güzellik salonlarına da çok az giderim. Belki daha çok gitmek lazım. Hani belki gitsem daha da bakımlı olabilirim. Ama dediğim gibi ben natürel yaşamayı seviyorum. O yüzden saç rengim hep böyle veya yüzümde bir değişiklik olmuyor. Böyle mutlu oluyorum. Bölgəni, Azərbaycanı daha yaxından tanıyan bir şəxsiz, hətta ərinizin işi də məhz bu bölgədə Azərbaycanla bağlı olub və belə bir sual vermək istəyərdik. Bir siyasi təhlilçi olaraq ərinizin bu bölgədəki fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz və bilmək istəyərdik, ərinizlə işinizdə bir-birinizə peşəkar tövsiyələriniz olur mu? Olursa hansı istiqamətdə olur və bunu necə dəyərləndirirsiniz? Valla ben tabii çok başarılı buluyorum erimi, dediğiniz gibi. Çünkü içten yapıyor işlerini. Azerbaycan'dayken de, Washington'da bu bölgeyle ilgili sorumlu işlerken de sadece bunu bir iş olarak yapmıyor. Hani bazısı der işte 9'dan 5'e kadar çalışayım evime gideyim düşünmüyor. Gönülden diyor ne yapabilirim bu bölge için daha çok barış olsun, huzur olsun, inkişaf olsun. Hep düşünüyor yani kendini, bütün kendini veriyor. Benim için o çok önemli. Yani başka türlü bir insan olsa benim için hoş olmazdı. Çünkü ben de aynı şekilde işliyorum. Yani biz de tanış olduğumuzda da hani bu Bakü Tiflis Ceyhan projesinde ikimiz de dedi ki bu proje bütün bölge için çok önemli. Tabii Azerbaycan için önemli, dünya için önemli ve onun için çalıştık. Buradaki çalışmalarında da yani Azerbaycan'da olduğunda da her türlü yaptığı projede tarım olsun, Karabağ konusunda olsun, ekonomi olsun, hepsinde düşünüyor nasıl en iyisi olabilir diye. O yüzden hani ben yaşlı iş yaptığını düşünüyorum. Birbirimize de tabii çok destek oluyoruz. Hani bazı konularda devlet sırrı olduğunda o zaman danışmak olmaz. Ama ben de kendi gözlemlerim oluyor. Onunla paylaşıyorum. Bir hatalı bir şey gördüğüm zaman Amerikan politikası veya onun yaptığını söylüyorum. O da çok açık dinliyor. Aynı şekilde karşılıklı yani birbirimize o açıdan da hani en yakın dost, en yakın danışman, ilk danışman birbirimizin biziz. Yani öyle olması en iyi. Bazen olmuyor. Biz ikimiz şanslı olduk o açıdan. Ben de yani şans çok tabii burada önemli. Ama bir de ne istediğini de bilmek lazım. Yani ben dedim hani çetinlikler yaşadıktan sonra bir onun sonunda mutlu olunca belki insan onu daha iyi anlıyor. Ben de aslında epey çetinliklerde geçirdim hayatımda. Ve şimdi yani Matthew Briser gibi bir kişiyle birlikte olmak istedim. Onu iyi anlıyorum. Hani onunla yani belki başka türlü bir hayat yaşamış olsaydım o kadar da önemli olmazdı onun gibi birisiyle olmak benim için. Evlilik için ilk teklif kimden geldi? Benden geldi. Benden geldi. Şöyle biz ikimiz de diyorduk ki bir zaman evleneceğiz.
Ama uzun süre bekledik. O çünkü Ak Ev'de işliyordu Washington'da ve çok büyük bölgeyle ilgili. Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, bütün 3 Kafkas ülkesi, 5 Orta Asya ülkesi ve ben daha Türk vatandaşıydım. Dedik ki şimdi hani biz evlenirsek olmaz, belki politik sıkıntı olur. Hani çünkü o farklı ülkelerle dedik bekleyelim. O görevi bitsin ama o görevi bir yıl daha. Oradan sonra Ak Ev'den gitti Devlet Departmanı'na. Yine bu bölgeyle ilgili. Sonra ben dedim ki kaç yıl oldu? Benim çok çok sevdiğim anneannem var. Annemin hala hayatta. Allah uzun ömür versin ama tabii yaşı çok geçti. Dedim ki ya bu yaz dedim evleniyoruz ya da evlenmeyelim. Çünkü bekle ne olacak? Hep bu bölgeyle işleniyor. Anneannem hayattayken inşallah görsün. Çok istiyordum. Hatta bizim nikah şahidimiz de oldu. Anneannem. Onun için de çok hoş bir şey oldu. İyi de oldu çünkü atası bizim toydan bir 5 ay sonra vefat etti. O yüzden ayıp bana çok şükreder. Diyor ki iyi ki sen bizi yani böyle bir söyledin, bu yaz yapalım ki hani atam da görebildi diye. Öyle bizim de yani benim sormam iyi oldu. Allah'ın ömür versin. Sağ olun. Söylerim, çok sağ olun. İnşallah. Şeki Zakatala bölgesinde. Bilirsiniz o bölgeniz. Biliyorum. Olumsuz oldu. Olamadım maalesef. Sefil olarak gitmişti kocam. Ama ben Maya'dan ayrılamadığım için ve çok 2-3 günlük bir seyahatti. Onunla gidemedim. Geçen hafta belki gidecektik. O zaman da kar fırtınası oldu. Burada Bakü'de bilmiyorum Şeki'de de olmuş muydu. Çok istiyorum yani buradan ayrılmadan Şeki'ye bir kere gitmeyi. En yakın hani o taraflarda Gebala'da olduk. Aynı değil tabii ama çok istiyorum o bölgeye de gitmeyi. Azerbaycan'da, Münih'te bunu